Şırnak'taki maden göçüğü hakkında verilen önerge üzerine grubum adına söz aldım. Tekrar hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi değerli arkadaşlar, sizden bir ricam var. Bir dakikanızı ayırıp bir dinlerseniz çok mutlu olacağız. Onu öncelikle söyleyeyim. Bir bakan düşünün ki tarafsızca çıkıyor diyor ki 7 kişinin ölümünden sonra kazaydı, oldu diyor. Şimdi siz lütfen, sorumlu bir bakan bunu söylüyor, kendi vicdanınıza sorun. Nasıl bir ülkenin bakanı çıkar kendisiyle ilgili olan bir konuda çıkıp kaçak diyebilir? Şimdi adama sormazlar mı açık ve net olarak? Kardeşim sen nasıl konuşuyorsun? Sen bunları görmedin mi? Burası babanın çiftliği değil, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi. Eğer burası kaçaktı da senin elin armut mu topluyordu? Kendi görev alanında olan bir şeyi kaçak diye sıyrılması gerçekten ben Sayın Bakan'a yakıştıramadım. Aynı zamanda Şırnak'taki bu ocak yıllardır Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ihale ediliyor. Yani özel sektöre ihale olarak devrediliyor. 2017'nin Mart ayında da en son ihale yapıldı mı yapılmadı mı? Bunu da sizlere soruyoruz. Aynı zamanda burada yapılan ihalenin de ben size burada göstereyim. Bakın ihalenin evrağı da burada. 22.3.2017. Yani 2016 yılında, 2015'te değil, 2017 yılında ihale yapılmış. Şimdi buna böyle olup da çıkıp da kaçak derseniz bizim de size söyleyeceğimiz tek şey şu olur. Kaçak olan iktidarın kendisi, kaçak olan bakanın kendisi deriz. Açık ve net. Çünkü kaçak olmayan bir şeyi kaçak olarak söylemek hiç yakışmadı değerli arkadaşlar. Bakın bu kazalarda kaçak diyerek sıyrılmak yerine özelleştirme, taşeronlaştırma ve denetimsizlikten kaçmayı engelleyin yeter. Burası yıllardır ihale ediliyor ve 2013 yılında da başka bir bakan çıktı, dedi ki burası kapatıldı. Şimdi arkadaşlar, ya bakanlarınız arasında bir iletişim kopukluğu var ya da bakanlarınız havaya veya saraya bakıyor. Bakan dediğin işine bakar. Onun için burada bunu da üstüne basa basa söylemek istiyorum. Burada gerçekten bir ihmal varsa bu ihmal teknik ve bilimsel olarak incelenmek zorundadır. Orayı bilmek için uzman olmaya gerek yok. Yüksek şeyler var, su birikintileri var. Gerçekten çok özür dileyerek söylüyorum ama bunu, buradaki üretilen mallar nerede satılıyor biliyor musunuz? Sosyal Yardımlaşma Kurumu tarafından dağıtılıyor. Şimdi soralım, bunlar üretilirken kaçak da satılırken nasıl yasal oluyor? Ayrıca bir kilometre ilerisinde devletimizin kontrol noktası var. Bırakın buradan kamyonların tır tır geçmesini, buradan insan bile geçemez.